Çok önemli. Herhalde şampiyonluktan bir buçuk ay önce başkanımıza da bu konuyu ilettim. Bir şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Çünkü bir şampiyonluk yarışı var. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden işte Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor demek durumundaydık. Sonrasında da şampiyonluktan sonra bir şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim ve bunu Cuma günü yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir başkanımızın başkanlığında bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu oyuncularla şeylerle. Onun hemen akabinde yani orada acil olan bir konu da konuşuldu. Ve bir sponsorluk meselesi de var. Takip ettiğim inşallah bitirmiş oluyoruz. Hemen akabinde yazılı bir şey. Perşembe günü toplanmışken yazılı bir şey yapmayayım. İşte bir gün sonra yapayım dedim ve Cuma günü akşam bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Onun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni de maalesef bilinçli hesaplarla insanlar bana gönderdiği şahsi mesajlarını işte ve çok duygusal yani okusanız ağlarsınız. Bunlar Galatasaray camiasından insanlar, önemli insanlar. Yani insanlığın yaratılışının en önemli mayası, duygusu, değerleridir veya doğal duygularıdır. İnsanlar da genelde herhangi bir şeyle bağı bu şekilde kurarlar. Galatasaray taraftarlığı da öyle. Galatasaray taraftarlığının temel noktası şu duygusal bağ, ondan sonra değerlerle birleştirdiği noktalardır. En son Galatasaray yenilince ağladığımda kocaman adamdım yani baya büyük. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar yapılan şeye, bu kadar iftiraya, samimiyetsizliğe her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Çünkü ki normal ben, ki herkes öyle tanır, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, toplumsal bir yanlış varsa veya insani bir yanlış varsa orada durmayan, ortaokul, lisedeki yani 20-25 yıllık, hatta artık 30 yıllık oldu. Yani 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Bir ay, iki ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan, haksız demeye bile dilim varmıyor. Çünkü kasıtlı, organize iftiralara 14 aydır dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka hiçbir sebebi yok. Bu dışarıdan değil. Dışarıdan olan şey zaten rakip yapınca onunla ilgili her şeye şeyim, orada hiçbir sıkıntı yok. Onu da öyle önemsemiş olsam zaten sonradan sonra ben sürekli açıklamalar yaparak orada Galatasaray'ın çıkarını nasıl korumak gerekiyorsa korurum ve bundan hiçbir sıkıntı da duymam. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Hiçbir, çünkü aylarca sürdü bu iş. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak, herkesi tek tek çağırıp bir şey yaparak, ne yaptığımı ben de bilmiyorum. İnanın yani Galatasaray için, çünkü söylenilen şeyler çok hep oralara, ne hani ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz, ne, yani hiçbir şey kalmadı. Söylenemeyecek hiçbir şey kalmadı. Herkese de şunu söylüyorum, taraftar benim bırakmamı istiyor, anlıyorum. Ben de bırakmak hiç istemiyordum. İstemiyorum, yani öyle bir şey de var. Ama hiçbir dal yok. Çünkü eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Her şeyimi vermeye hazırım. Hazırdım. Her zaman da hazır olacağım. Ve bunu da bu iki senede gösterdiğimi düşünüyorum. Ama asıl Galatasaray'ın asıl büyük problemi olan şey Galatasaray'ın maalesef içerisindeki bu kötü siyaset.
Bu Galatasaray'a bir şampiyonluk, iki şampiyonluk zarar vermiyor. Şunu çok net söyleyeyim. Sürdürülebilirliğinin olmamasının sebebi ve sürekli bir şeyler iyi giderken böyle olmasının sebebi bu siyaset. Dolayısıyla bu siyaset Galatasaray'a 10 şampiyonluk, 20 şampiyonluk zarar veriyor. Avrupa Kupası alamamasına sebebiyet veriyor. Gerçekten bu. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Ben bir sene boyunca ne yaptım biliyor musunuz bunlar olurken? Yapabildiğim tek şey susmak. Arkamda bu kadar taraftar camia olmasa, çünkü bu bir günlük yapılmıyor. Aylardır yapılıyor. Kimse yazamıyor. Niye? Yazarsa karşısında şey çıkar, linçlenir diye yazamıyor. Kamuoyu baskısından. Yani onların sevgisi olmasa şimdiye kadar lime lime edilmişti. Buna adım kadar eminim. Sizlere de yani herkes gönlünce söylesin. 1000 tane konu gelmiştir değil mi? İftira. Gelmemiş insan yoktur. Burada siz gelmemiş insan yoktur. Bu nasıl bir düzen arkadaş yani? İşte sponsorluklarla ilgileştirdim. Ben kendi tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon dolar gibi, 40 milyon euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım. Benim sponsorluklarım dışında. Şu dönemde sadece. Son bir senede, ilk bir sene çünkü sponsorlukla veya herhangi bir şeyle ilgilenmiyordum. Galatasaray'ın maç günü gelirlerinin nereden yani 8 katına 9 katına çıkarılmasına mücadele ederek şey yaparak diyeyim sonuna kadar mücadele ederek katkı sağladım. İşte Florya projesi, Mecidiyeköy ta Burak Başkan'ın zamanında bizzat bu projeleri geliştirip Burak Başkan'ın önüne koydum. Birlikte o zaman şeyler yaptık. Bu projelerin başlangıçlarının hepsini fikir aşamasından yani fikir olarak da önlerine koydum. İnsanları tek tek ikna etmeye çalıştım. Sustuk. Bu iftiralar dursun diye olmadı. Dediğim gibi son 6 ay, 7 ay daha da başka bir boyuta gitti. Florya'ya taşındı işler. Oralara geldi. Oradaki insanlar da yani takdir edersiniz ki minimum haftada 5 gün ben oradayım ve 2 senedir çok iyi bir ilişki oluşturduk. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da güceniyor veya bir sahip çıkma arzusu oluyor. Orada bile bunu herkes şahittir. Dedim ki işte kaç ay önce hatırlamıyorum. Çünkü herkese sarılacağız. Bizim tek formülümüz herkese sarılmak. Başka türlü bu işi yapamayız, yönetemeyiz. Herkese de sarıldık. Hatta dedim ki en çok bize laf eden insanlara sarılacağız ki başka türlü olmaz bu iş. Yani önce sesini çıkarmama daha da arttı. Sonra herkese sarıldık çözme için daha da arttı. Yani her şeyde bu tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Mauro çok özel bir insan. Yani insanın derdini konuşmasın. Hiçbir şey, ben şunları yaşadım diye hiçbir şey konuşmadım mesela onunla. Ama onu senin duygundan anlar. Şimdi benim sürekli arkamda durup her zaman konuşup bir şeye vefa gösterip şey yapan çok 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 az sayıda insandan birisiydi. Yani ben o mesela sahiplenmeyi, gerçek samimi sahiplenmeyi onda yaşadım. O yüzden o kalbinin göstergesi. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur. Geçen sene de sonuçta o kararı gerçekten çok büyük bir özveriyle verdi. Ama öyle olacağını düşünmüyorum. Tabii ki çok önemli bir hoca, değerli bir hoca. Türkiye'ye de önemli bir katkı, böyle isimlerin gelmesi. Galatasaray olarak bu tip konularda ve seviyenin bu seviyeye gelmesi konusunda çok ciddi bir katkımız olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü ilk geldiğimiz 13.lük ardındaki şeyde koyduğumuz çıta sonra rakibimiz de iyi bir takım kurdu. Biz de farklı bir şey yaptık. O yüzden bu gelinen nokta çıtanın sürekli yükselmesi. Bunu değerli buluyorum. Başarı olur olmaz o başka bir şey ama sonuçta bizim yani İki senedir yepyeni takımlarla, bambaşka bir şeyle başarıya götürmüş. İşte rekorlar, 10 ne diyeyim herhalde, 10'un üzerinde, 15'in üzerinde rekor kırmış bir Okan hocamız var. Dolayısıyla hani burada kendini bu şekilde ispatlamış. Dolayısıyla takımın da iskeleti var. Geçen sene yanlış tutmayan transferlerimiz şey oldu. Bu sene astrendi. Geçen sene de ilk senede
tüm takımı yenilediğimiz için neredeyse ilk sene, ondan sonra Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kurması gerektiği için çok sayıda transfer yapıldı. Bu sene ama zaten konuştuğumuzda işte iki tane 11'e veya bir oyuncunun daha gitmesi durumunda 3 tane, 2-3 tane de bence alınacak bir oyuncu şeyle olacak. Dolayısıyla iskeletimiz sağlam. Hocamız zaten şey yapmaya gerek bile yok. Dolayısıyla yani şampiyonluk konusunun, yani birliğimizi bozmazsak, o beraberliği, yani kulübün kendi içindeki, Florya'nın içindeki özellikle, o zaman hiçbir şüphem yok.